Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Velev şâe rabbuke lec'alen nâse ümmeten vâhideten ve lâ yezâlûne muhtelifîn. İllâ men rahime rabbuke ve lidâlike halakahum. Ve temmet kelimetu rabbike le'emle'enne cehenneme minel cinneti vel nâse ecma'in. İlâ ahiril âyât sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil azîm. فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى نظرنا محافظة إلسن hepinizi şerlerden korusun muhafaza eylesin حي القيوم olan ismi şerifleri hürmetine sizleri Rabbimize sığındırdık bütün belaları kötülükleri sıkıntıları La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri şerifiyle üzerinizden def ettik, savuşturduk elhamdülillah. Sohbetlerimize böyle başlıyoruz. Bu duayı okuyorum. İmam Nevevi Hazretleri'nin El Ezkar isimli eserinde gördüm. Dergide de yazdım Arifan'da. Birkaç ay evvelki sayıda peygamberlerden biri ümmetine sohbet etti. Bayağı da kalabalık ümmetleri vardı. Sonra bir günde 70 bin kişi vefat etti. Dedi ya Rabbi ne oldu benim ümmetim kırıldı. Allah-u Teala buyurdu ki sen onları nazar ettin. Demek ki peygamberin bile ümmetine nazarı değer. Anne babanın çocuğuna nazarı değer. Eğer sen onları gördüğün vakit bu duayı okusaydın yani sizin ebediyen ölmeyecek hayy ve kayyum olan Allah'a sığındırdım ve belaları başınızdan la havle ve la kuvvete illa billah ile kaldırdım. Bunu okusaydın onlara nazar olmayacaktı. Onun için nazar olmayasınız. Bu zaman garip zaman Allah için adım atan kalmadı, hareket eden kalmadı, sohbet eden kalmadı. Az var. Allah bizi o azlardan eylesin. Sizlerde Allah için gelenler kalmadı. Bak şimdi buraya 900 kilometreden, 1000 kilometreden gelenler var. Allah razı olsun. Adımdan sağ cümle sevabı versin. Ben eski zamanlarımda buralara geldiğim zamanlarda 1000 kilometre ben de yol ediyordum. Burada sohbet ediyordum. Buradan Frankfurt'a gidiyordum. Arabalarla sohbet ediyordum. Bütün her tarafı karış karış gezdik. Milletin evine gittik, ocağına gittik. 50 kişiye, 10 kişiye, 20 kişiye cami mescitlerini dolaştık. Sohbet ettik. Tabii 28 Şubat sürecinin uğursuzlukları, ondan sonra bizim hapse girişimiz, ondan sonra yaşananlar, hainlikler, ihanetler, kalleşlikler, başımıza gelmeyen kalmadı. Gençlerin yaşları buna bazıları müsait değil. Ondan sonra tabii bize vize vermediler. Epey bir senelerdir de bir Schengen vizesi, orada da bir maniler çıkartıldı bize. Ve Allah razı olsun, Osman Efendi kardeşimiz heves ettiler, merak ettiler. Abdullah Efendi kardeşimiz gittiler, geldiler. Dedim, herkes geliyor diyorum, alın alabiliyorsanız alın, alamıyorlar. Alın geleyim. Hiç kimse de alamadı yani. Artık çok merak etmediler, kaderdir bu, vakti mi gelmedi diyelim. Şimdi vakti saati geldi, bu hizmet onlara nasip oldu. Birbirini kıskanmamak lazım. Birbirine destek olmak lazım, yardımcı olmak lazım. Şimdi Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Bizim Türk milleti ilerlemez. Niye ilerlemez? Biri ilerlerken öbürü bacağından aşağı asılır diyor. Yani Erbakan Hoca hakkında o misali verirdi. Efendi Hazretleri ki bu Erbakan Hoca başka ülkelerde, devletlerde, milletlerde böyle bir adam olsaydı dünyaya hakim olurdu o devlet. Onu biliyorsunuz. Kenan Evren de itiraf etti.
Cumhuriyet tarihi bir adam yetiştirdi ama o da şeriatçı çıktı, bak yazık oldu diye. Üzüldü yani adam. E şimdi bakın o gibi adamlar, adam tank yapacak, top yapacak. 40-50 sene evvel biliyorsunuz Almanyalara, Almanya Leopard tanklarını yaptı adam. Böyle bir beyin adam ama devamlı gördünüz. Çekildiler, aşağı bacağından asıldılar. E tabi Siyonizme hizmet etmediği vakit, kafirlere, ehl-i kitaba yağcılık etmediği vakit, İslam'dan taviz vermediğim vakit, düz gittiğim vakit, doğru gittiğim vakit, festakım kebabı de emrolunduğu gibi dost doğru ol, ayetine amel ettiğim vakit bu imtihanlar olur. Allah hocamıza kabreleri rahmet eylesin, kabreleri nur eylesin. Yani oradan misal verildi. Bu memleketteki adam, yani başka memleketlerde ona prim verirler, teşvik verirler. Sen ileri gidiyorsun, bir şeyler buluyorsun, bizi ilerlet derler. Fakat böyle adamlara efendim hep geri çektiler ve memleketine kadar geri bıraktıkları ortada. Şimdi bu iş maneviyatta da böyle, hocalıkta da böyle, ders okutmakta da böyle. Yani Allah birine ilim verir, birine amel verir, birine ihlas verir, birine kuvvetli çene verir, birine tesir verir. Allah yaratır, hidayet Allah'tadır. Şimdi bunu kıskartma, yani onu dinleme, bunu dinleme, oraya gitme, buraya gelme, milleti kanalize etmeye çalışıyorlar. Bunlar haramdır. Bunlar kafir işidir. Estağfirullahine keferu. O kimseler ki kafir oldular. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan mani oldular. Bir adam vaaza gidecek, gitme. Ancak ne zaman gitme diyebilirsin? O gidilen adam sapıksa, ehli sünnet dışıysa, bak ehli sünnet dışıysa, mesela adam şimdi bana soruyor, bismillah, adamın sakalı var mı, şalvarı var mı, çarşafı var mı? Bunlara da şu anda biz takılmamalıyız. Neden? Biz ehli sünnet itikadı, biz üst kimlik belirledik. Şu anda dava, din davası, iman davası, millet sen gibi cehenneme gidiyor. Tabii ki çarşaf bizim şiarımız, sakal ehli sünnetin şiarı, bunlar bir zamandan sonra insanlara söylenir. Hemen ilk şart olarak bunları öne sürdüğüm vakit millet kaçar. Şimdi adama gidip de hemen parmağındaki altın yüzük görür görmez, ne bu altın yüzük, bu haramdır denmez. Niye? Haramı bilmiyor. Helalı bilmiyor. Veyahut da adamın adı ne? Bir sormak lazım. Adama diyor ki altın yüzük haramdır, çıkar. Ben de yapıyordum bu cahillikleri çocukken. Ben 11 yaşından vaaza başladım ama sonra tecrübe, tecrübe, tecrübe. Adam diyor ki belki benim adım Agop diyor. Evvela diyor bir ismini sor diyor. Zaten Agop'a haram yok ki. E şimdi sen hemen adama altın yüzükten başlıyorsun. Adam daha sonra namaz kılmıyor. Yani şimdi burada çok önemli meseleler var. Ancak bir adamın birinin sohbetine gitmesi, birinin kitabını okuması engellenir. Ne zaman? Ehli sünnet dışı itikatlar varsa. Yoksa Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati, Allah selamet versin, Kur'an'a çok hizmet ediyorlar. Ehli sünnet kardeşlerimizdir. Tarikatta birleşiyoruz, İmam-ı Rabbani'de birleşiyoruz, mektubatta birleşiyoruz da adamın sakalı yok. Kendilerine göre bir yorumları var, şeyleri var. Hesabını Allah'a ver herkes. Ama şimdi bu adam ehli sünnet insan. Çocuk orada Kur'an okuyacak. Çocuk Kur'an okuyamıyor. Adam kalkıyor diyor ki boş ver diyor, onlara göndereceğine Kur'an öğrenmesin. Böyle bir sapık zihniyet var. Olur mu? Orada efendim o cemaat varsa, ben de çocuğum imkanım olmasa ona göndereceğim yani. Kur'an öğrenecek çocuk. Daha Rusya'da gittim, onların da bir medreselerini ziyaret ettim o zaman mesela geçen aylarda. Aynı bizim usul hepsini bir okutuyorlar. Şimdi ben, biz kıskançlık yapmamalıyız, biz taassup yapmamalıyız, biz efendim şuculuk buculuk yapmamalıyız. Biz bir ehli sünnet kimliği ortaya koymuşuz. Efendim Hüseyin Mışık Efendi'nin cemaati, bunlar ehli tarif insanlar, ehli sünnet insanlar. Ufak tefek fıkıh meseleleri olur. Şafii'den, Hanefi'den, teferruat bunlar. Teferruat dediğimiz hususlar furuat demektir. Furuat fıkıh demektir. İşte diş dolgu, silah hakkası olur muydu da olmaz mıydı da falan da falan. Bunlardan sebep kalkıp da birbirine kafir mi diyeceğiz? Şimdi biz, bizim sohbetlerimiz ehli sünnet sohbetidir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin şehadeti var. Birkaç arkadaşa hatta demişti, siz Ahmet'i bırakmayın. Bir arkadaş da bizimle derse geldi, bize yardım edecekti. Ona buyurdu ki, bu Ahmet tam ehli sünnettir. Bak,
Bir şey ehli sünnet var, bir de tam ehli sünnet var yani. Mübareğin deyimi bu. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Yani benim itikatta, ilmi kelamda hassasiyetimiz var. Biz bu hassasiyetlere mecburuz. Ben bunları konuştuğum zaman, bu sefer diyor ki, hocam sen taassup yapmayacağım diyorsun ama Hayrettin Karaman'a çapıyorsun. Ama Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu, ben ne yapayım? Efendim Mustafa İslamoğlu'na çapıyorsun. Şuna çapıyorsun bunu. Ya kardeşim, ben çaptığım zaman bu adamın burnu yamuk diye çarpmıyorum. Ben şu görüşü var şu kitapta, al da sana şu sayfa demiyorsam sen gel bana hesap ver. Ha şimdi böyle bir konu olduğu zaman bu adamın sohbetine gidilir mi? Ben gidilir diyemiyorum. Bazı adamlara diyorum buna gitmeyin, kitaplarını okumayın. Ama şimdi benim sohbetimde hangi ehli sünnete muhalefet var da sen diyeceksin ki ona gitmeyin, buna gelmeyin, şimdi bilmem ne. Kim olursa olsun ehli sünnet alimlerin sohbetlerine gidin. Allah için gidin. Bir insan dese ki bunu sakal yok mu? Hatta bu adam bizim cemaattan değil, buna gitmeyin. Allah'ın yoluna mani olur. O kimseler ki kafir oldular ve Allah'ın yoluna mani oldular. Zinnâhum azâben zâbbel azâb, azap üstüne azaplarını arttıracağız. Bimâ kâni yufsidûn, fesat çıkarttıkları için. Şuraya gelen adam ne zarar eder? Ayet dinleyecek, hadis dinleyecek, kaç yüz kilometreden gelmiş, yakından geldin, uzaktan geldin. Allah adımlarınızı hac ömre sevabı versin. Buradan as olarak çıkmayı nasip etsin. Arşın gölgesinde gölgelenen yedi zümreden birine ilhak eylesin. Ne diyor hadis-i şerif? Bu Flash TV'deki bir Ramazan'da her iftardan evvel yapılan da bir günde bu hadis geçti yani. Hemen hemen 45 dakika sürdü bu hadisin izahı. Ben burada şimdi kısaca söylüyorum. Seb'atü zillumullâhu fî zillih yevme lâ zille illâ zillih. Yedi kişiyi Allah kendi gölgesinde gölgelendirecek. O gün Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen, güneş tavan boyu yaklaşmış, harareti 70 kat artmış, adamı eritiyor. Ama ölmek olmadığı için adam ölemiyor ya. Yani. Yoksa ter göllerine boğuluyor. O gün gölge çok lazım olacak. Allah bize nasip eylesin o gölgesini. Bunlar işte el imamul adil, adaletli yöneticiler, devlet reisleri. Nerede Hazreti Ömer'ler, Ömer İbni Abdülaziz'ler? Nerede? Ve şâhul neşefi ibadeti vakti. Rabbine ibadet yolunda yetişen genç. Bu genç sayısının artması da bizi sevindiriyor. Tabii bizim internetlerden, YouTube'lardan, bilmem nelerden, Twitter, zıvıtır çıktı bir şeyler. Bu gençler de bunlara takılıyor. Bizim de bazı komik işlerimiz oluyor lafın arasında. Tabii ağlattıklarımız da var da onları vermiyorlar. Çünkü kimse ağlamak için şuraya gireyim demiyor. Herkes gülmek istiyor. Bu sefer biz de diyoruz ne yapalım? Gülsün gülsün bir yerden zokayı yutar. Bir de baktın ondan sonra bu gülmenin tamamını dinleyelim de ondan sonra da ağlamayı görür. Ahireti öğrenir. Vay cennet var, cehennem var. Adam şimdi dinliyor. Biraz kendine geliyor. Ondan sonra bakıyor ki biz ya gülmek için dinledik ama bizim ağlanacak halimiz varmış. Tabii bizim sohbetler bu usulde gittiği için insanların hoşuna gidiyor. Halk dili oluyor. Ama bazısı inat ediyor, direniyor tabii. Doğru konuştuğumu da kabul ediyor ama yine inanmıyor. Ama diyor ki bu adam doğru konuşuyor diyor. Gel buyur diyor, yok diyor, kalsın diyor. Pirini getirdiler, 2-3 saat ta sohbet uzadı o zaman. İzdiham, ayak üstüne birkaç kişi oturuyor, sıkışıyor. Eskiden oturkak bizim İstanbul'da, Türkiye'de, camilerde. Adamı da illa söz almışlar. Efendim, adam da inkarcı bir şey, inanmıyor. Ben de ne konuşacağım? Allah ne verirse onu konuşuyorum. Ben bir hazırlık yapmıyorum. Bundan dolayı da artık adamına göre de bir konular çıkıyor. Herkes bir nasibini alıyor. Adam çıkınca işte arkadaşı getiren soruyor. Tabii arada çok sıkıldım diyor. Bakıyorum diyor bu çıkmak istermiş, çıkar bu terledik, sıkıştık şunu. Baktım diyor onu sohbet sardı diyor. Çıkmak istemedi. Çıktıktan sonra dedim diyor nasıl buldun hocayı? Ya öyle bir kuvvetli çenesi var. Öyle mi konuşuyor ki dediğini, az kalsın 40 yıllık yavruluğuma mal olacaktı, zor sabrettim dedi diyor. Yani adam şimdi inat etmiş, gelirken demiş ki ben buna ne derse desin inanmayacağım demiş yani. Şimdi bir adam böyle niyetle gelirse ben onu zorla inandıramam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıramadığı adamlar var. Ayetse ayet, mucize ise mucize. Hepsini gösterdi, ay yarıldı, parmağıyla böyle çekti, ikiye ayrıldı, hala diyor ki bu diyor ne büyük büyücüymüş diyor, aya büyü yaptı diyor.
Birisi diyor ki yok diyor, ay diyor tam duruyor da bizim gözümüze büyü yaptı diyor. Biz iki görüyoruz diyor, aslında orada tek diyor. Birileri de diyor ki durun hele bakalım, uzaktan gelenlere sorarız. Kaç gün sonra gelenlere soruyorlar, biz de gördük de dünya olayı yani, ay yarılırsa bunu Viyana'da görürmüş. Herkes diyor ki ay yarıldı biz de gördük, vay diyor ne büyücüymüş, uzaklara da tutturmuş diyor. E şimdi de böyle bir zihniyetle وَاِنْ يَرَوْ اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ Kıyamet çok yaklaştı. وَاِنْشَقَّ الْقَمَرُ Mucize olarak ay yarıldı. Ebu Cehiller gözüyle gördü. İbn-i Mesud diyor Hira Dağı'nı ayın iki parçasının arasında gördüm diyor. Yarısı burada, yarısı burada. Dağ kalmış orada da. Böyle bir şey var mı? Parmağıyla şukkal kalemu bir işaret iyi. İşaret çekiyor, ay yarılıyor. Ama inanmıyor adam. وَاِنْ يَرَوْ اَيَةً يُعْرِضُوا Mucize görseler yüz çevirirler ve kulu sihru müstemir ya bu adamın büyücülüğü epeydir tutturdu gidiyor derler diyor. Ve kezzebû ve tebe'û vehvâ'hum nefislerinin keyiflerine uydular. Habibimi, Kur'an'ımı, sünnetimi yalanladılar. Ve kullu emrin müstakir nasıl olsa her işin sonunda yerini bulacaktır Allah buyuruyor. Azap sözümde yerini bulacak. Müjdelerimde yerini bulacak. Kimse karşılıksız kalmayacak. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِي مُزْدَجَرٍ Onlara bu kadar ayetler, haberler, kıssalar, Kur'an-ı Kerim'de ne ibret verici dersler, onları batıldan men edecek, İslam'a döndürecek ne deliller geldi ama حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ Artık zirveye ulaşmış hikmetli ilimler, Kur'an'ın misli yok, o zamandaki Arap edebiyatı, şiir zirvede, mislini yazamıyorlar, bir ayetini getiremiyorlar. Hadi bir sure getiriyor, hadi 10 ayet getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de üç türlü meydan okuma var. فَاَتُوا بِسُورَ مِنْ مِسْلِ Benzeri bir sure getirin. E sure büyük kaçtı. فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِنْ مِسْلِ مُفْتَرَةً Evvela 10 sure getirin uydurulmuş bakalım. 10 sure nerede getirildi? فَاَتُوا بِسُورَ Bir sure getirin yok. فَاَتُوا بِآيَةً Ayet getirin yok, getiremiyor. Toplandılar, mağaralara kapandılar. İlham gelsin diye. Efendim şeytan da onlarla beraber onlara vesvese veriyor. Ondan sonra çıktılar bir şeyler yaptılar. Ne yaptınız? Dediler bir sure yaptık. Buyurun okuyun bakalım. Bütün millet de merak ediyor. El-fîlü mel-fîlü ve mâ edrâke mel-fîlü hurdûmû tavîlün ve zenebû kasîrûn diye bir sure uydurdular. Aralarında şimdi başlatan müzakereye. Bunu piyasaya çıkaracağız ama tutar mı tutmaz mı tutar mı tutmaz mı? E bir de baktılar ne diyor? Fil var ya diyor işte El-Kari'atü'den almışlar biliyor musun? El-Kari'atü Mel-Kari'atü ve mâ edrâke Mel-Kari'atü E şimdi bu da fil var ya fil nedir? Fil ne olduğunu sana bildiren nedir? Hortumu uzundur, kuyruğu kısadır. Adam dedi ki kardeşim bunu rezil olacağız böyle bir durum. Niye? Allah kıyametten bahsediyor. Ahiret gökler, yerler, Allah pamuğu gibi savuracağım şunu bunu sen. E sen zaten herkesin gördüğü fil bunu, hortumunu da gözü olan herkes görüyor uzun olduğunu. Kuyruğunun kısa olduğunu demeye ne lüzum var? Ayet mi lazım bu yani filin kuyruğu kısa diye? E dedi ki kardeşim ayıptır, rezilliktir, bunu kapatalım, bu konu gitsin. Getirin, getiremiyor. E bu kadar ayet geldi, فَمَا تُعْنِنْ نُزُرُ Ama uyarıcılar para etmedi. Vaazlar onlara ibret vermedi. Onları cehennemden koruyamadı. Bu kadar ayet hadis ya, milyonlarca hadis-i şerif var. Bütün ahireti gözümüzün önüne sermiş. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz da vakitler yetmiyor. İnsanlar meraklı olacak, okuyacak. Ama ve lakin bu iş böyle gidecek. Artık ezelde yazılmış olduğu üzere Allah kimin imanı seçtiğini biliyor, kimin kafirliği seçtiğini biliyor. Rabbim bize iman yarattı elhamdülillah. Bizi Müslüman yarattı elhamdülillah. Müslüman yaşatıyor elhamdülillah. Şimdi kaldı bir duamız, Allah Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin. Bu imanımıza zerre zeval vermesin. Allah'ım ayaklarımızı, kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Bu yolda devam sebat istikametten ihsan etsin. Amin. Çünkü Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere ne hocalar ne alimler şu andaki bizi de hayattadır. Bunların çok büyük cemaatleri var, çok büyük tabirleri var. Ama şeytan adamı saptırır dedi. Bazı hocalar için şeytan adamı saptırır. Bir Bel'an ibn-i Bağura kıssası var. E bazı hocalar yoldan çıkmıştır. Çıkmıştır. İtikadı ehli sünnetten çıkmıştır. Bakın biz amelde bile takıntımız yapmıyoruz. Çünkü kul kusurludur. Amel Allah'la kul arasındadır. Bir adamın itikadı düzgünse,
yazdığı kitap, yaptığı sohbet, konuşma eli sünnete muvafıksa, onun şusu varmış, bunu varmış, birader, çekirdeği var, üzümün sapı var, çöpü var demiyoruz. Ama bir adam kalkıp istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar sakal olsun, istediği kadar sabaha kadar ağlasın, zikir yapsın, bize alakadar etmez. Ehli kitap için iman şartı ikidir. Amentü ikiye indirirse, bu adam mürtettir. Kim olursa olsun mürtettir. Dinsizdir. Yani amentü nasıl ikiye inecek? Sana vahiy mi geldi? Ehli kitabı amentü ikidir. Nereden çıktı bu? Şimdi biz bir insanlara mani oluyorsak, bunları dinlemeyin, bunları okumayın diyorsak, işte burada bizim delillerimiz var. Mesela Hayrettin Karaman meselesindeki, ben bunları bilmezdim yani. Fakat bana böyle laflar geliyor, geliyor. Ben dedim, var mı, ben bunu inceleyelim, bakalım edelim. Bir kitap elime geçti. Kitabın adı Polemik Değil, Diyalog. Bu kitap piyasada satılıyor Türkiye'de. Kitabı ben elime aldım. İnceledim. Ve az çok aklım başında, Türkçem iyidir. Baktığıma göre, üç tane, dört tane çok önemli insanı gavur edecek şey buldum. Sizinle paylaşıyorum. Ben bunları reddiye yazdım. 75 sayfa kitabım var. Özellikle kapakta üç tane batıl görüş var. Bunları temin edebilirsiniz. Arifan yayınları, internetler kolay şimdi artık Türkiye'ye geliyorsunuz. O reddiyede mesela, şimdi bir adam diyor ki, Bakara suresi 62. ayete göre, İnnellezine amenu vellezine adu ve nesara ve sabi'in. Men amene billahi ve yevmil ahir. Allah'a ahirete inanan diyor. Ve amile salihan. Salih amel yaparsa felev mecburum inde Rabbim. Rablerinden ecirlerini alırlar. Bu ayete göre diyor, şu anda dünyada bulunan ehli kitap, Müslüman olmayan ehli kitap, Allah'a inansa diyor, ahirete de inansa diyor. İki, amel-i salih ne diyor? İşte amel-i salih de şu andaki Tevrat'taki bir iyiliği yapsa diyor. Veya İncil'de geçen bir iyiliği yapsa diyor. İşte köpek bakıyor, mama veriyor, bir şeyler veriyor falan. Bunlar diyor cennete girer diyor. Yahu kardeşim bu ayet kimin hakkında? Selman Farisi'nin adamları hakkında. Ayetin iniş sebebi var. Bu ayet-i kerime kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan evvel. Ki kendi kitaplarını bozmadan, değiştirmeden amel edenlerden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm hadisinde buyuruyor. Fatıma anamıza da hitabı var. Senin babanın adını kim duyar da sonra ona inanmazsa, sonra ona uymazsa ki cennet ona haramdır. Nasıl Allah'a ahirete inanmak ediyor? Adama diyorum ki sen hocasın ya. Bu kadar hocaların hocası olmuşsun, profesör olmuşsun. Sen... Efendim iki şart yeter diyorsun. Peki bu şartta kitaplara iman da yok. O zaman zaten bu adam Tevrat'a da inanmadan olacak. Hiç bu kadar çuvallanır mı bak şimdi? Diyorum ki ya bu şartta Kur'an'ı bıraktın. Bize peygamberi bıraktı. Peygamberler de yok burada. O Musa Aleyhisselam'a da inanmadan olması lazım. Aa onu düşünemedim. Neyi düşündün? Böyle bir görüş. İkinci bir görüş. Efendim diyor. Peygamberlere, bizim peygamberimize, Kur'an'a inanmak şart. Şimdi bu iş pahalıya patlayınca inanmayı şart koştular. Ama uymak şart değil. Bu ne ya? Şimdi yeni bu çıktı. Burada aldanırsınız. Biz Müslüman olmayı şart koştuk diyor. Ama Müslüman olmak ne manada biliyor musun? Peygamber yalancı değil, Kur'an'da uydurma değil. Bunu dediğimi Müslüman oluyormuş. Nerede öyle kolaylık ya? Kendi dinini bırakacak. İslam'a muhalif olan bütün dinlerden sıyrıldım diyecek, sonra İslam'a uyacak. Abdullah bin Selam radıyallahu anh Yahudilerden büyük alimiydi. Geldi Müslüman oldu, Resulullah'a tabi oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da bir kıssası var. Geldi alametler aradı, bazı sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaplar verdi. Çünkü Tevrat'ta yazılıyordu ki bunu ancak bir peygamber bilebilir. Şifreli sorulardı bunlar. Onları sordu, cevaplarını aldı. Dedi ben sana iman ettim dedi. Müslüman oldum. Zaten mucize görmeye de lüzum yok. لَوْلَمْ تَكُمْ فِي عَيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَكَانَ مَنْ ظَهُمْ بِيْكَ بِالْخَبَرِ Hiç mucizesi olmasa manzarası söylüyor sana peygamber olduğunu dedi. Ben dedi Yahudiler arasında çok soylu bir aileyim. Ama onların efendilerinden geliyorum, alim soyundan geliyorum. Beni dedi şu perdenin arkasına koy, şimdi sana bir heyet gelecek. Abdullah bin Suriye falan geldiler Fedek'ten. Bu heyetten bir görüş bakalım, sonra ben lazım olunca çıkarım.
Onlar geldiler, onlar da sorular sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine cevap verdi. Çok ince sorular. Çocuk niye bazen erkek olur, bazen dişi olur, sebebi nedir? Bazen niye dayılarına benzer, amcalarına benzemez? Bazen niye amcaların tarafına benzer, dayılarına benzemez? Onu sordular, bunu sordular. Cennette ilk yemek, ziyafet nereden olacak? Feziyâdetü kemillihûd. Balık ciğerinin havyarından olacak dedi. Ooo dediler, bunu kimse bilmiyordu dediler bugüne. Biz gizli biliyoruz bunu. Cennette ilk yemek girenlere ne verilecekmiş? Balık havyarı, ciğerinin yanında oluyor o balık havyarı. Adamın biri dedi ki, ay cennette öyle şeyler mi var? Ben de hiç sevmem. E sevmesin yürü cehennemin dibine. Bana ne sana havyar yemiyorsan da. Ya kardeşim ben de sevmem havyar. Bak ben hayatta havyar yemem. Yemem ama cennetten bahsediyoruz. Oranın tadı başka, buranın tadı başka. Cennetin havyarıyla buranın havyarı bir mi yani şimdi? Böyle değişik değişik insanlar var. Ondan sonra onu sordular, bunu sordular. İşte hepsine cevap verdi. İşte çocuk erkek, çocuğun hangi kısmı kadından olur, kadının suyundan olur, hangi kısmı erkekten olur. Onları bir anlattı, kemiği erkekten, tüyü şundan, uuu. Dediler bu, her şey doğru. Şimdi kıvıracak tabii ki. Kıvırma payı bulamayınca, sana bu vahiyleri kim getiriyor? Dedi ki Cibril getiriyor. İşte şimdi bozuştuk dediler. Niye? Dediler Cibril bizim düşmanımızdır. Cibril'e zelzeleler, yerler, seller, felaketler, harpler çıkarır. Bizim dostumuz Mikail'dir. Mikail bolluk, bereket meleğidir. O efendim yağdırıyor, bitiriyor. Onlarla görevlidir. Zaten dediler Cebrail Allah'ın sağında durur, Mikail solunda durur. Haşa mekkella. Ondan sonra dediler, onlar da birbiriyle konuşmaz. Cebrail ile Mikail de kavgalıdır falan. Bunun üzerine Bakara suresi ayetler geldi. Estağfirullah. Men kâne aduven li Cibril'e fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâh. Bi iznillâhi musaddiqan limâ beyne yedeyhi ve huden ve büşrâ lil mü'minîn. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا Allah'ın kim Cibril'e düşmansa kininden gebersin. Kim Cibril'e düşmansa öfkesinden gebersin. Çünkü senin kalbine Kur'an'ı o indirdi. Önceki kitapları tasdikleyici olarak, inananlara hidayet ve müjde olarak, kim Allah'a ve meleklerine, peygamberlerine, özellikle Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da o imansızlara düşmandır. Habibim biz sana çok açık ayetler indirdik. Ama bunları kim inkar eder? Bunları ancak gavurun da haddini aşanı inkar eder. Yani bazı gavur var sessiz kalır. Ama bazı gavur var militan, bile bile inkar eder. Bunlar böyle bozguncu adamlar. Şimdi Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ın oturdu perdenin arkasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bunlar konuştular, konuştular. Ne zaman ki biz Cibril'i sevmeyiz, sana vahiyi o getirdi diye de bozuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki Abdullah bin Selam'ı nasıl tanırsınız? Dediler seyyidina ve ibnü seyyidina bizim efendimiz olur. Babaları da bizim efendimizdir, en alimimizdir. Şöyle methettiler. Peki o bana iman ederse siz de inanır mısınız? Durdular dediler. Haşa o senin gibi sahtekere inanmaz. Haşa. Deyince Abdullah bin Selam perdenin arkasından çıktı. Ey İsrailoğulları! Görmüyor musunuz bu zatın bütün alametlerini, doğruluk nişanlarını? Bu Allah'ın hak peygamberidir. Ben iman ettim, Müslüman oldum. Siz niye böyle bile bile inkar ediyorsunuz? Deyince vay anasını dediler, bu bizim en rezilimizdir dediler. Dediler ki bunun babaları da bozuktu dediler. Bu zaten en cahilimizdir dediler. Bir de öyle bir pazarlık ayaküstü bozdular, konuyu değiştirdiler, gittiler. Şimdi ben nereden geldim buraya? Abdullah bin Selam Hazretleri Müslüman olunca biliyorsunuz Yahudilikte deve eti, deve sütü yasak. Cumartesiye tazım var, Cuma'ya tazım yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki, bak şimdi Müslüman oldun ya, tamam, artık deve etini yiyeceksin. Haram yok. Deve sütünü içeceksin. Ondan sonra cumartesi artık tazim ve hürmet yok. Cumaya tazim edeceksin. Şimdi eğer sadece doğru, sen doğrusun, Müslüman oldum demek geçseydi, kainatın efendisi ona bu şartlara uyacaksın diye özellikle o hassas noktaları tembihler mi? Onu bırakalım. Efendimizin amcası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talib vefat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Ağır hasta dediler. Ebu Cehiller falan gelmiş meclisteler. Ebu Talib son dakika iman eder de bunlar işi kaçırırız diye onu zorlama, baskı yapmaya gelmişler. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik boş yer vardı. Tam amcasının yanına oturacak. Ebu Cehil hemen oradan birini üzüktü dedi. Orayı yaklaştırma dedi. Sen geç oraya. Hemen oradan bir gavur oraya geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıda kaldı. Dedi amcam, bir kelime istiyorum. Tek kelime istiyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu söyle. Şu anda ölüyorsun. Ahirette sana şahitlik edeceğim, şefaat edeceğim ya. Cennette Resulullah'ın yanındasın ya. Hemen çok hizmeti var. İslam'a da hakikaten koruması, müdafası inkar edilemez. Ama böyle durdu. Ebu Cehil, sen de atalarının dininden dönüyor musun yoksa falan? Bir bindirdiler. Adamcağız orada bir mahcubiyetten, şundan bundan diyemedi. Kelime-i şehadet konuşamadı. Birkaç kere tekrar etti. Dedi ki amca, bak söyle duyayım. Gidiyorsun ahirete ya. وَلَقَدْ عَلَمْتُ بِيَنَّ الْد۪ينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَر۪يَّةِ د۪ينَ Ebu Talib büyük şairdi. Bu şiir de o söylemiştir. Ölürken söylediği şiirlerden. Ben biliyorum ki diyor, Muhammed'in dininden üstün din yok. En hayırlı din odur. Bak bunu söyledi. لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَمْحِدَارُ مَسَبَّتٍ لَوْجَدَّنِي سَمْحَمْ بِدَاكَ مُب۪ينَ Yeğenim dedi, şimdi kelime-i şehadet getirip gitsem diyecekler ki bu yaşına kadar demedi, şimdi ölürken korktuğundan dedi. Ondan sonra sana da söyleyecekler, bütün ailemize söyleyecekler, bunlar dönektir, ölürken dönüyorlar falan. Eğer dedi bu tehlikeler olmasaydı dedi, soyumuzu sopumuzu düşünüyorum. Ya neyi düşünüyorsun, keşke ahireti düşünsen. Ama işte aşiret davası, kabile davası, taassup var Araplarda. Ben dedi bu şeyleri düşünmesem şimdi bu kelimeyi söylerim dedi ya. Ben biliyorum dedi senin dinin en hayırlı din. Hatta fasdar bi emrike ma aleyke gazabatun hatta vesede fi turabi rahina. Sen dedi yeğenim dedi davanı haykır dedi. Kimse sana bir şey yapamaz. Ben toprağa yaslanıncaya kadar, ölüp gömülünceye kadar sana dokundurmam dedi bak. Söz veriyorum dedi. Benim itibarım var dedi Kureyş'te. Amma dedi diyemiyorum dedi. Sonra Resulullah çok üzüldü. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle ortalık buz kesti. O arada bir dili kıpırdandı hafif. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcası o da yanında. Abbas dedi ki radıyallahu anh. O zaman Abbas'la Müslüman olmamıştı ama Abbas'ın rivayeti şeydir. Gizli Müslümanlığı rivayeti var ama açık Müslümanlığı Bedir'de oldu. Abbas radıyallahu anh başımızın tacı. Dedi ki yeğenim dedi. Bir şeyler söyledi dedi. Kıpırdadı ölmeden dedi. Efendimiz Hazretleri baktı böyle. Lem esna, ben duymadım dedi. İşitmem lazımdı dedi. Diyemedi. Şimdi eğer ki peygamber hak, Kur'an hak, İslam en büyük din demek yeterli olsaydı Ebu Talib cennetlik olması lazımdı. Böyle bir şey saçmalık olur mu? Müslüman oldum diyen öbür bütün dinleri bırakacak. Ananesini, geleneğini, ritüelini, ayinini bırakacak. Sen şimdi pazar ayine git, cumada camiye gel. Bu ne dinsizlik ya? Şimdi bunlar iki durak arası bir durak. Ama belediyeni tayin etmedin, korsan durak. Menzile beynel menzileti. Bekle de dur korsan durakta, kim gelir alır seni? Allah kabul etmiyor, peygamber kabul etmiyor. İki durak arası bir durak koymuşlar. O da neymiş, o polemik değil, diyalogla bir göreceksin. Mescü bilmem ne. Efendim, yatağına besmele asmış, şöyle la ilahe illallah diyormuş, şunu diyormuş, bunu diyormuş. Şimdi diyorlar bunun durumu ne olur? Hayrettin Hoca diyor ki tabi bunlar cennettir ki diyor ya. Ya kardeşim cennet babanın çiftliği ise önüne geleni doldurursun. Beni alakadar etmez.
Ama burada iman şartı var, İslam şartı var. İslam'ın şartı da öbür dinleri bırakma şartı var. Yani ikinci kafa bak. Bu elfaz-ı şirk ve elfaz-ı küfür o kitapta geçiyor. Diyor ki bugün şu hali hazırda ehli kitap olup da kafir olmayanlar var. Bak demin dediğim gibi bir durak. Müslüman değil ama kafir de değilmiş. Nasıl oluyor ya? Hüvellezî kalebekûn feminküm kâfirûn feminküm mü'min diyor Kur'an. Sizi yaratan Allah ya kafir var ya mü'min var diyor. Başıma ne geldiyse geldi, gelir. Hepimiz beşeriz. Ama sen gavurluk yapıyorsun. Bu ne olacak şimdi? Bunu söyle bana. Bir adam der mi ki bakın Müslümanlar ben kimseye iftira atmıyorum. Sonra Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Cübbeli Hoca bana iftira atma ben öyle demedim. Ya ne demedi? Kitap ortada. Diyor ki İslam'ın hedefi bütün insanların Müslüman olması değil. Kur'an'ın hedefi bütün insanların Müslüman olması değil. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmamış? Diğer dinlerin mensuplarına Müslüman olun dememiş. Aynı onun sözü. Ne demiş? Benim yalancı olmadığıma inan, Kur'an'ın da uydurma olmadığına inan, kendi dininde kalabilirsin, sen de cennete girersin demiş. Resulullah ne zaman yaptı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim kul ya eyyel nas, Habibim söyle ey bütün insanlar, inni Resulullah aleykum cemi'a, ben hepinize Allah'ın elçisi. Eski peygamberler kavmine gönderilirdi. Kâne nebiyyum az bilâ kavmi, hassa. Bana altı haslet verildi, ben onlar seçkin kılındım, başka peygamberlere verilmedi. Eski peygamberler kavmine gönderilirdi. Ve bu'ithu ile nâsi âme, ben bütün insanlara gönderildim. Hadis-i şerif, ayet okuyayım, tamam. Ve mâ arsennâke illâ kâfeten linnâsi beşîrâ ve nezîrâ. Biz seni bütün insanlara gönderdik. E bütün insanlara bunlar hayvan cinsi mi? E bunlar da insansa bunlara da gönderildi. Peki peygamber niye gelir? Yok niye gelir, ona da ayet okuyayım. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ اِلَّا لِيُطَاعَ بِيِذْنِ اللّٰهِ Bir peygamber ancak ve ancak Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderilir. Yani peygambere diyecek ki sen de doğrusun ama ben eski yolumda devam ediyorum sana da yalancı demiyorum hadi güle güle. Ya bir peygambere gönderilmesinin vazifesi bu mu? Ümmetin peygambere karşı vazifesi bu mu? İtaat olunsun diye diyor. İtaat olunsun ne demek? İtaat olunsun ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiliseye git ayine katıl diye izin verdi mi? Kafirlerin menasiplerine katıl diye izin verdi mi? Bak bir tane daha hoca var. O da ehli sünnet adam. Ben bir şey demiyorum ama bir kaf yaptı. Ne zaman bu Hrant Dink ölmüştü işte. Bu arada baskılar var. Bu da biraz büyük medyada bizi çıkartmayan medyalar var ya. O bizi çıkartmayan medyalarda falan. Tabi adamcağız herhalde biraz ayağı boş vakaydı. Ben onu ihtar ettim. Olmaz. Efendim dedi ya Hristiyan komşum var, Ermeni komşum var. Ölse başsağlığına gidebilir miyim? Gidebilirsin dedi. Doğrudur. Komşuluk hakkı var. Sizin buralarda çok komşuluk hakkınız var. Bunlar çok önemli haklardır. İyi davranacaksınız insanlara. İslam örnek olacaksınız. Ondan sonra evine yemek götürmek falan hani insanların ölüsü var. Götürebilirsin dedi. Doğrudur. Başın sağ olsun diye doğru. Peki dedi, kiliseye de gidebilir miyim yani cenaze ayinine? Dedi ki gidebilirsin. Gidemez. Çünkü ayin ibadettir, şirktir. Allah'ın oğlu merasiminde burada üç kutsal ruh meselesi var. Baba oğul kutsal ruh meselesi var. Ayindir. Ayinden dolayı ibadet şirk olduğu için gidemezsin. Orayı yanlış söyledi. E şimdi bu sefer dedi ki peki mezara gidebilirsin. Dedi ki mezara gidebilir miyim? Durdu adam ve üstüne adam aslında ama işte beceremedi orada. Dedi ki mezara da gidebilirsin. Ya ve la tusalli ala hadim min ma tebeller ve la tebu ala kabri. Kafir ölenin cenazesini kılma mezarında durma diyor ayet var. Geçen ben Beyaz TV'ye çıkmıştım bir kanalda. Spiker sonra dedi ki ona da bir şeyler geldi falan, birisi yazmış Hristiyan falan. Dedi hocam tabii bunlar ufak mesele değil mi falan. Ufak mesele olur mu dedim, ayette var dedim, hiç ufak mesele değil dedim. Mezarında duramaz. Peki ondan sonra adam geldi dedi ki bir de Fatiha okuyabilir miyim dedi. Hadi sana bir rahmet. O da durdu adam canlı yayında işte. Onun adını vermiyorum aslında niyeti o değildi. Ama işte becermek meselesi var bu işte. Durdu ondan sonra dedi ki
şefaat yapabilirsin demedi. Onu dememek için dedi, ya Rabbi bütün insanları affet diye dersin dedi. Yine yanlış oldu, baltayı taşa vurdu. Niye? Bütün insanları affet diye bir dua var mı? Bütün insanları hidayet et. Bu dua var. O bütün insanları affet. Müslüman olmayan af olur mu? Peki bize ne söylüyor Allah? Ne söyletiyor namazda? Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil müminine yevme kumul hisab. Beni affet. Anamı babamı affet. Anam babam Müslümansa, bak anası babası Müslüman olmayan Rabbena gfir li de ve li valideyye diyemez. Dikkat edin. Mesela birisi Müslüman şimdi. Ana babası Müslüman değil. O veli valideyi okuyamaz. Rabbena gfirli velil müminine diyecek. Bizim anamız babamız otomatik Müslüman olduğu için takmışız otomatiğe tabii. Veli valideyi de diyoruz. Beni affet. Anamı babamı da affet. Ondan sonra bütün insanları affet. Var mı böyle bir şey? Velil müminine. Sade inananları affet. Allah Teala Kur'an'da bu işler hassas. Hocam bunlar ufak meseleler. Ya ufak mesele olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, amca dedi, sen kelime-i şehadet okumadın, ben senin Müslüman olduğuna şahitlik yapamıyorum. Ama sen beni çok korudun, müdafaa ettin, yasaklanmadıktan sonra senin affın için Allah'a devamlı müracaat edeceğim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi amcamı affet diye dua etti, 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 ayet geldi. Ne diyor estağfirullah? مَا كَانَ لِلْنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Müminler, ne peygamber, ister peygamber olsun, ister sıradan Müslüman olsun, şirk üzere ölenler, isterse en yakın akrabaları, canı ciğeri, anası babası olsun, İslam dışında ölenlerin günahlarının affı için istiğfar etmeleri caiz değildir. Çünkü onlar ebedi cehennem ashabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı kesti. Çünkü buyurmuştu ki o zamana kadar bu hükmü bilmiyordu. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ Sana istiğfara yasaklanın diye kadar ben hakkımı kullanacağım diyor. Ama Allah Teala ne? İstagfirlum evlâ testagfirlum min testagfirlum sev'ine merattin feden yeğfirullahu. Habibim isterse onlar için af iste, istersen isteme. 70 kere sen peygamber olarak kafirlerin affını istesen asla affetmeyeceğim. Zâlke mellum keferû billâhu resûl. İslam'ın bir hükmünü inkar, hepsini inkar. Şimdi ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. اَلَّذ۪يلَ اُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin yerlerin mülkü sahibi o, yegane mülkün sahibi olan Allah'ın Resulü. لَا اِلٰهِ اِلٰهِ وَيُحْيِ وَيُمِيْتِ Ondan başka ilah yok, ancak o diriltir, ancak o öldürür. Ey insanlar! Bunun içinde ehli kitap var, kitapsız var, dinsiz var, donsuz var, hepsi var. فَاَامِنُوا بِاللّٰهِ Allah'a iman edin. Yetti mi? Ve Rasûlî, peygamberine iman edin. Hangi peygamber? اَنَّب۪ي اُمِّي لَجِنُّ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِ Allah'a ve kitabına inanan ümmi peygamber, son zamanın peygamberine iman edin. Peki inandın, doğrusun, yetti mi? Yetmedi, bak ne diyorum? وَتَّبِعُوهُ Ona tabi olun. Bak, inanın yetseydi, tabi olun buyurmaz. Hazreti Kur'an doludur. Ya ehlel kitab, ya ehlel kitab. Gaccâkûn Resûlünâ. Bizim elçimiz geldi size ey ehli kitab. Daha ne diyecek Kur'an? Adam Hayrettin Karaman gibi bir adam derse ki, açıkça söylüyor ya, Kur'an'ın hedefi diyor milletin Müslüman olması değil. Ve peygambere ne büyük bir iftira ki ehli kitaba Müslüman olun dememiş. Ya Rabbel Alemin, bütün Kur'an ayet dolu. Hadis dolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Yahudi çocuğu hizmet ediyordu. Mescitte. Bunu vermemiş. Küçükken hizmet ediyor. Ayakkabısını nali şeriflerini götürüyor falan. Komşu caminin. Sonra bu çocuk ağır hastalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gitti. Babası da Yahudi başında oturuyor. Çocuk da can çekişiyor. Çocuk bunu vermiş. Çocuk böyle komada gibi, babası başında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bakın, babası üzgün, çocuğunu kaybediyor, çocuk can çekişiyor,
O vasiyette bile Resulullah ona ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki Müslüman ol. Halbuki başkası olsa ya şimdi nezaketen, kibarlık gereği biliyor musun? Adamın çocuğu ölmek üzere, çocuk can çekiyor. Adama Müslüman ol denecek zaman mı? Ama kainatın efendisine hizmet etmiş o çocuk. Resulullah da istiyor ki ona bir iyilik etsin. Dedi ona ki Müslüman ol. Çocuk da böyle babasına baktı. Yani ne yapayım diye. Babası da insaflı yavrumuş. Dedi ki Ecip Ebel Kasım. Oğlum dedi Ebul Kasım efendimizin künyesi. Ebul Kasım'ı dinle dedi sen. O çocuk tam ölecekken kelime-i şehadet okudu buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Çocuğa iman nasip oldu, çocuk vefat etti. Bak ya, peygamberi Allah ayağına gönderiyor adamın ya. Yahudinin çocuğuna ya. Ama be, hidayet nasip olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Müslüman ol. Ne zaman kelime-i şehadet okudu, Müslüman oldu, öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahillezî enkazev minennâr. Bu çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Bakın dikkat edin. Müslim, sahih-i Müslim'de geçer bu. Bukhari'den sonra kaynağımız nedir? Müslim'dir. Hadis kaynağı soruyorsan. Efendim, bazıları öyle kaynak soruyor. Adama diyorum ki Bukhari diyorum, Bukhari ne diyor? Ben de diyorum pirenin anası. Bukhari ne diyorsun? Onu bir tanımıyorsun. Bukhari diyorum tanımıyorsun. Tirmizi'den haberin yok. Beyhefi'den hiç haberin yok. İbn-i Ebi Şeybe bilmezsin. Abdurrezzak Musannef bilmezsin. Bu kadar Hatib-i Bağdadi bilmezsin. Tarih-i Bağdat bilmezsin. Tarih-i Dimeş bilmezsin. 80 cilt. İbn-i Asakir Hazretleri benim kütüphanemde. 80 cilt. Hadis dolu. Şimdi onu yazılıyorlar 300 cilt olacak. Hiçbir şey bilmezsin. Ondan sonra kaynak soruyorsun. Sen kaynak soracak adam mısın? Bu kadar hadis-i şerif var. Bu kadar delil var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları İslam'a davet etti. Özellikle ehli kitapla çok mücadele etti. Çünkü bütün Medine'nin etrafı Kurayzoğulları, Nazıroğulları, Hristiyanlar, Yahudiler, Necran Hristiyanları gelirdi heyet heyet. Hepsine İslam'ı tebliğ etti. Hangi profesör olursa olsun, kim olursa olsun, Resulullah Müslüman olun demedi ehli kitaba derse bu kişi Allah Resulü vazifesini yapmadı demiş oluyor. Allah Resulü vazifesini yapmadı diyen de ne olur? Kur'an'ın naslarıyla, açık delilleriyle beraber mürtet olur. Bak onun için diyorum, bir adam yanlış konuşuyorsa biz bunu deşifre ederiz. Bu uğurda da başımıza gelene razıyız, çekeriz. Allah için gel. Evet, ondan sonra Mustafa İslamoğlu meselesi. Hoca hemen senelerce bununla uğraştın. Ya ben mi uğraştım? Babası mektup yazdı. Ali Eren Hoca Efendimiz var. Akit gazetesinde yazar. Kıymetli bir ehl-i sünnettir o kardeşimiz. Onda mektubu var. Dergide bastım. Efendim, İslamoğlu Hoca Efendi babası güzel bir alim. Sami Efendi Hazretlerinden dersli, tarikat ehli. Adam diyor ki ne olur diyor, bunun sapık görüşlerini millete duyurun diyor. El yazısı, mektup el yazısı. Dergide bastım ben bunu. Diyor ki milyonları sattıracak diyor. Milyonları sattırmasın diyor. Bana dedi telefonda şeker hastası olmasam çok ağır hastayım. Gelirim seninle beraber reddiye yapacağım dedi. Mücadele edeceğim bu adamla. Ben bunu reddetmişim. Çünkü ilk hocası benim dedi. Ama ondan sonra Mısır'a gitti, İran'a gitti, oralara gitti, buralara gitti. Dört mezhebi bırak. Mutezile, Şia, Caferiye kalktı karıştırdı. Böyle bir şey uydurdu diyor. E şimdi ben insanlara duyurmayacak mıyım? Bu kadar kadınlar bunun dersine gidiyor. O Hilal kanalından seyrediyorlar. O Hilal kanalında adam çıkıyor, sahabeye sövüyor. Bizzat ben kulaklarımla duydum gecenin üçünde tekrar yayınında. Adam diyor ki şu sahabe kafirdi diyor ya. Yani ismen veriyor. Böyle bir yayınlar, böyle bir rezillikler. Adam ondan sonra diyor ki kadere inanmak şart değil, fazlalık. Ya kader ve bil kaderi gayri ve şerri. Ben bunu adamın kendi kitaplarında okudum. Ay halinde kadınlar camiye giremez. Değil mi? Giremez. Hangi mezhebe göre? Dört hak mezhebe göre giremez. Adam diyor ki Yahudiler diyor ay halinde kadınları evden atıyordu. Bu dört mezhebin müçtehitleri de diyor Yahudilere meyletti, kadınları camiye sokmuyor diyor. Ya İmam-ı Azam'a Yahudilere meyletti diyor ya. Ondan sonra kader ne demek ya? Alın yazısı yok ne demek?
Kur'an-ı Kerim dolu kulle yusibena illa ma ketteballahu lena. Habibim söyledi ki Allah ne yazdıysa başımıza o gelir. Allah'ın yazmadığı başımıza gelmez. Allah'ın yazısı var ya. E şimdi bu kadar ayetler inkar edilecek. Hadisler inkar edilecek. Resulullah hakaret edilecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üç Muhammed diye kitap yazmış. Canım çıktı bak Şifa-i Şerif dersleri yapıyorum. İki senelerinden fazla. Hep cevaplar. İmam-ı Suyuti'lere, Gazi Yaz Hazretlerine ne hakaretler ediyor o alimlere, sahabeye, tabiine. Efendim, Hudeybiye'de bulunan sahabe, Hudeybiye antlaşmada bulunan sahabe, için ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, peygamber abdest alırken Bukhari'de söylüyor bunu. وَكَادُ يَبْتَتِلُونَ عَلَى رَزُوِهِ O kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorlardı ki, abdest alırken abdest suyu bizim üzerimize değsin, sıçrasın diye normalde bizde olmaz bu. Çünkü bizim abdest biliyorsunuz günahlarımızı döküyor. Onun için hepimizin günahı var. Üstüne bile dökmemek lazım. Yanındaki senin abdest suyunu üzerine sürmemesi lazım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum günahsız. O bize bereket olsun diye bir tükürdüğü zaman yatıyorlar, yuvarlanıyorlar, o tükürüğü ben kapacağım diye. Burnunu sümkürüyor sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıksa yutmak için. Çünkü içine bir parça girse peygamberden cehenneme haram oluyor. Haram oluyor. Bir annemiz hizmetçilerden, evde hizmet edenlerden, sedirin altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idrarı vardı. Gece idrar yapmış. Onu bilmeden içtin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sabah dökecek onu. Baktı yok. Dedi bu ne oldu? O da onu dedi ben içtim dedi. Resulullah dedi ki ona لَقَدْ اِحْتَزَرْتِ بِحِزَارٍ مِنَ النَّارِ Cehenneme karşı çok sağlam bir koruma yakaladın dedi. Daha cehenneme girmezsin. Abdullah bin Zübeyr, İbn-i Zübeyr, meşhur Hazreti Zübeyr'in oğlu Abdullah bin Zübeyr, kanını içti, kan aldırmıştı, kanı çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu kimsenin görmeyeceği bir yere göm. O da gitti içti. Geldi dedi, ne yaptın dedi. Dedi ki kimsenin görmeyeceği bir yere gömdüm dedi. لَعَلَّكَ شَرِبْ دَوْ Sen onu içtin dedi. İçtim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki خَالَفَ دَمُكَ بِدَمِ حَرَّمَكَ اللّٰهُ عَلَنَّا Senin kanın benim kanımla karıştı, Allah canını cehenneme haram kıldı. Ateş yüzü görmezsin dedi. Bir de sana Allah öyle bir kuvvet verecek benim kanımdan sana geçtiydi. Kimse senden baş edemeyecek. Haccacı zalim uğraşamadı. 9 sene Mekke'nin yönetimini bırakmadı. 9 sene bütün Emevi devleti ayağa kalktı Mekke onda. Abdullah bin Zübeyr büyük sahabi. Sonra Haccacı zalim geldi oraları mancınağa tuttu. Kabe'yi yaktı, yıktı. Onu şehit etti. Tabii vakti gel. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe böyle seviyordu. Tükürünü yere düşürmüyordu. Abdest suyunu üzerlerine dökmek için yarışıyorlardı, hatta savaşıyorlardı benim üzerime değsin diye. Ve mübarek tükürüğü sümkürüğü de Buhari'de geçiyor bu. Mustafa İslamoğlu bunu ne diyor biliyor musunuz? Zaten diyor bu sahabe diyor sıradan adamdılar diyor. Bunlar rastgele adamdı diyor. Bunlardan peygamber rahatsızdı diyor. Hiç bunları sevmiyordu diyor. Rahatsızdı diyor. Bakın dikkat edin. Kime diyor? Bir Arap bedevisi gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadan çekmiş, omzuna mübarek serp giyiyordu, buradan izi çıkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tevazu dedi, döndü buyur ne istiyorsun? E dedi Allah sana bu kadar mal verdi, hani devletin bütçesi beytül maldan, ben fakirim bana da ver. Ya mübarek adam bir önüne geçer, bir elini öper, ister. E bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hoşgörüyle yaklaşıyordu. Verin bunun istediğini diyor. Hazreti Ömer iki de bir kılıcı çeker zaten çeşin şunun kafasını diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dur Ömer daha yeni gelmiş falan. İşi yatıştırıyor. Şimdi gidiyor Hudeybiye'deki 1500 sahabeyi bu bedeviyle kıyas ediyor. Sahabeden peygamber rahatsız diyor. Halbuki Hudeybiye'deki sahabenin sayısı kaç? 1500. Sahih-i Müslim hadisinde ne geçiyor? لَنْ يَرِجَنْ لَا رَحَدٌ مِنْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا اَوْ حُدَيْبِيَ Bedir'de bulunan 313 sahabe ile Hudeybiye'de bulunan 1500 sahabeden hiçbiri vallahi cehenneme girmeyecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya adamlar dünyada cennetle müjdelenmiş sahih hadiste. Diyor ki bunlar diyor sıradan adamdı diyor. Niye? Peygamberin öyle işte sakalı şerifi ziyaret edilmez, hırka-i şerifi ziyaret edilmez. Vehhabi kafası.
İşte efendim öyle epe gidiyorsun sahabe niçin o zaman abdest suyunu üzerine döküyordu? Niçin tükürünü yutuyordu? İşte diyor onlar sıradan adamdı. Peygamber rahatsızdı onlardan. Ya bu kadar bir rezillik olur mu ya? Bir ilim adamı bu kadar durur mu ya? Daha neler neler neler. Ya diyor peygamberi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Karizma katmak için diyor şişirmişler diyor. Neymiş diyor 40 erkek kuvveti varmış da bilmem neymiş de Süleyman aleyhisselamın 1000 tane hanımı varmış vardı. Bir gecede hepsine dolanırdı dolanırdı. E diyor şimdi Süleyman aleyhisselamdan diyor bizimki geri mi kalsın diyor. Onun için diyor bizim peygambere de bir rivayet uydurmuşlar Süleyman aleyhisselamı da sollatmışlar diyor. Ulan peygamberler hakkında böyle terbiyesizler müstehcen konuşulur mu be? Hazreti Enes Bukhari'de geçiyor. Diyor ki biz konuşuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gücü kuvveti hakkında bir ordu harpten kaçsa Resulullah tek başına duruyordu. Huneyn muharebesinde kaç bin on binlerce çok kalabalıktı. Mekke fethinden 25 gün sonra Huneyn'e gidildi. Mekke fethinde biliyorsunuz zaten on binlerce sahabe toplanmıştı. 20 küsur belki sahabe var. 24 bin olabilir. Hepsi kaçtı ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırın üstünde beyaz bir katırı vardı. Katır da iyi kaçamaz zaten. Katırı mübarek gavurlar üzerine sürüyor. Tek başına ya. Onda çok kuvvet vardı, çok cesaret var. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor biliyor musunuz? Künnâ idehmerren bes ittekaynâ bi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kızıştığı zaman diyor ne zaman böyle tam karşı karşıya geldi oklar, mızraklar. Biz de zannediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyecekler ki ya Resulullah sen arkaya geç. Bir ok mok isabet alma, seni koruyalım, saklayalım. Biz öyle zannediyoruz değil mi? Hazreti Ali diyor ki, harp kızışınca hepimiz onun arkasına geçerdik diyor, onu öne koyardık diyor. Niçin? E Allah'tan garantisi var ölmeyeceğine, bizim garantimiz yok ki diyor. Anladın mı şimdi? Öyle cesurdu, öyle kuvvetliydi. Hazreti Enes diyor ki, biz konuşurduk diyor, 40 erkek kuvvetinde olduğun sahabenin hepsi kabul ederdi, 40 erkek. Fethül Bari Buhari şeridir. İbn-i Hacer Askalani Hazretlerinin çok kıymetli bir eseridir, misli yazılmamış. Bukhari'ye binlerce şer yazılmış ama tabi İbn-i Hacer burada otoritedir. İbn-i Hacer Hazretleri diyor ki orada başka rivayetler alıyor, bu diyor cennet erkeklerinden 40 erkek, dünya erkeklerinden 4000 erkek kuvveti ediyor diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvvetli olması seni niye rahatsız ediyor ya? Niye rahatsız oluyorsun peygamberinin kuvvetli olması rivayetinde sallallahu aleyhi ve sellem? Yani kainatın efendisinin cinsel gücüne kadar malzeme yapmış adam ya. Böyle bir adam var mı da? Daha ne rezillikler? Kur'an'daki mucizelere misal demek, temsil demek. O Muhammed Esed sapığı var. Yahudi'den dönmedir o. O bir meal yazmış. O Muhammed Esed'in mealinden okuyan zaten zokayı yutar. Musa Aleyhisselam'a sayı vuruyor ya. Bütün açılıyor deniz. 12 kabile 12 yol açılıyor. O ayetin tefsirinde Muhammed Esed denen sapık meal yazmış diyor yani. Yazmış diyor ki oraya tam o arada diyor Medcezir olayı rastladı diyor. Lan Medcezir olayıyla 12 yol açılır mı denizin ortasında? Medcezir sahilden biraz ileri gider biraz geri gelir yani sahilden. 12 yol kızı denizde açıldı. Allah Teala diyor ki فَطْرِبْ لَوْمْ تَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَى Kur'an'da diyor ki denizde kupkuru yol aç. Medcezir olayında deniz mi kuruyor? Denizde kuru yol aç, kuru. Adamlar mucizeleri inkar. Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz gibi konuşuyorum yani. فَاَمَاتَ اللّٰهُ مِيَتَعَا ثُمَّ بَعَثَ Bakara suresinde Allah onu 100 sene ölü bıraktı, sonra diriltti. Bunun da uzun bir kıssası var. Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın dirilme hususunda, dirilme ayetini ispat hususunda bir ayet olsun diye Allah Teala bunu yaptı. 40 yaşındaydı. Çıktı. Eşeğinin üzerinde şey var, incir var. Biraz üzüm olabilir. Ekmek var. Böyle gidiyor. Azık almış. Bir kariyeye geldi. Dedi en yâyuhi hâdî illâ ba'de mevkâ. Ya bu kariye harap olmuş, yıkılmış, halkı ölmüş, gitmiş. Allah bunu nasıl diriltecek acaba? Yani şunu demek istedi. Ne büyük Allah nasıl diriltecek acaba? Allah Teala da sen böyle dersin, seni bir öldüreyim de dirilteyim de gör. Mübareğe bir ayet olsun diye orada öldürdü 100 sene. Uzeyr Aleyhisselam çürümüyor yani. Aynı insan duruyor. Eshab-ı Kehf nasıl durduğu gibi. Ondan sonra ba'de'u, sümme ba'de'u, diriltti o. Kemle biz, ne kadar durdun burada dedi ona.
Kallemüstü yevmenin mağfere. Dedi bu ben ya bir gün durdum ya yarım gün. O şimdi güneşin bir vakti gelmiş. Dirildiğinde de diyelim kuşluk vakti. Kendini kaybetti. Dirildiğinde de yani ayıldı baktı ki güneş batıyor. Ya bayağı uyumuşuk yorgunluktan herhalde. 100 sene geçmiş. Alemenleri istemeye devam. Sen 100 sene burada durdun. Yapma ya. Allah. Ne olacak? Tanzurillah ta'avike ve şerabike lehmete senle. Bak yemeğine. Ekmeğin duruyor taptaze. İncir duruyor taptaze. Üzüme bir şey olmamış. Tanzurillah imarike. Bir de eşeğine bak. Bir de baktı eşeğin kemikleri kalmamış. Biz seni insanlara ayet yapacağız. Fezurulehullah. Şimdi kemiklere bak. Kemikler öyle duruyor iskele. Keyfenimiz izliyor. Onlar nasıl ayağa dikeceğiz? Bir de baktık gözünün önünde kemikler böyle kendi kendine tak 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 tık 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 iskele kol. Et yok. Thümme neksuha lehma. Sonra biz ona et giydireceğiz. Birden de bir et giydirdi. Efendi Hazretleri derdi. Merkep kulakları dikti. Felemma tebeyyenelehu. Baktı ki böyle kâle alemennallâhu alâ kulli şeyin kadîr. Allah ne büyük, Allah her şeye kadir dedi. Sonra gitti memleketine. Geldi memleketine. Şimdi 100 sene geçmiş. Torunları olmuş, torunları falan 100 yaşında. Torunları 120 yaşında, oğulları var, torunları 100 olmuş. Çünkü 40 yaşında çıktı, kendi döndü 140 yaşında. Ama sakal makal sipsiyah. 40 yaşında gibi kalktı. Geldi bir nene var, kötürüm nene. Evini arıyor, 100 senede ev var değişmiş. Evi bulamıyor. Geldi bir neneye sordu. Dedi ki nene, Hüseyin'in evi nerede? Allah dedi senin iyiliğini versin. Hüseyin dedi, ben onların cariyesiydim, hizmetçisiydim. Kadın 120 yaşına falan. Ben dedi Hüseyin'i 100 senedir adını anlat, konuşan da duymadı. Hüseyin gitti kaybolmadı Hüseyin diye bir şey. Ya dedi ben sana evini soruyorum. Ne yapacağın evini? Dedi ben Hüseyin'im. Hadi git işine sen Hüseyin'im. Hüseyin'im. Dedi ki Hüseyin'in duası makbul biriydi dedi. Benim gözlerim görmüyor. Ben görsem seni teşhis ederim dedi. Ama dedi kötürümüm ayağa da kalkamıyorum dedi. O da işini gördürecek biliyor musun? Sen dedi ki bir dua et bakalım. Gözüm açılsın bir kalkayım da ben seni teşhis edeyim. Hüseyin'e seni 2 rekat kıldı bir dua etti. Hadi bismillah tuttu elinden. Gözünü sıvadı gözü açıldı. Vallahi sen Hüseyin'sin dedi. Çünkü o değişmemiş ya. Kalktı da ayağa, geldiler şimdi, bütün meclis kurulmuş, bütün millet oturuyor. 100 yaşında, 120 yaşında torunları var. Kimse tanımıyorum. Onlar yaşlanmışlar mı? Onu görmemişler var bazıları. Geldi dedi ki, nene bu dedi vallahi Hüseyin'dir, ben şahitlik ederim bu Hüseyin'dir. Yok ya falan dediler. Kimi inandı, kimi inanmadı bu sefer dediler ki, kafirler bizi istila etti. Tevratlarımızı aldı yaktı, kitabımız kalmadı. Sen Uzeyir'sen, Uzeyir Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bize yazdır bakalım. Uzeyir sen dedi Allah'a sor. Evladan izin istedi, otur şuraya. Oturdu, bütün millet toplandı. Uzeyir Selam'ın başına gökten 2 tane ateş girdiğini gördüler. Ondan sonra 1 milyon ayet, Tevrat 1 milyon. Bütün ayetleri ezberden yazdırdı. Fakat kimisi dedi ki ne bilelim doğru mudur, sağlamasını yapacak elimizde nuska yok. Şudur, budur. Bir tane yaşlı çıktı dedi ki ben şu ağacın altında çok eskiden bir Tevrat görmüştüm onu çıkaralım. Çıkarttılar bir de baktılar kıyas ettiler. Uzeyir Aleyhisselam'ın anlattığıyla harfi harfine aynı yazdırdı. Bu sefer dediler ki Uzeyir'un İbnullah bu dediler olsa olsa Allah'ın oğlu olur dediler. Onun için Yahudiler ne dediler? Vekaletil Yahudu Uzeyir'un İbnullah Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Haşa hareket. Uzeyir Aleyhisselam'ın kıssası bu. Mustafa İslamoğlu bunu yazıyor. Altında not. Diyor ki bu gibi şeyler diyor temsildir. Temsil ne demek biliyor musun? Bu 100 sene hani ölü kalmış dirilmiş. Bu yaşanmış bir olay değil. Temsil tiyatro demek. Eskiden derler de temsil var. Seyredelim temsile gidiyorum falan. Tiyatro yani. Ya Allah diyor ki öldürdüm dirilttim adam altına diyor ki bunlar temsildir diyor. Gerekçeli meal diye bir meal yazmış. Orada ne ezeyanlar, ne ezeyanlar, ehl-i beyt mezhebi diye bir mezhep çıkartmış. Çıplak ayağın mezhebidir. Yok ters ilişki caizdir ehl-i beyte göre. Ya ehl-i beytin sahası temizdir. Ehl-i beyt bizim imamlarımızdır, bizim büyüklerimizdir. İmam-ı Azam'ın hocası Cafer-i Sadık'tır. Radıyallahu anh. Nakşi tarifinde Beyazıt Festabi'nin şeyhi Cafer-i Sadık'tır. Ehl-i beyte sen nasıl böyle pis şeyler, muhtar şeyler yapıştırıyorsunuz ya? Şimdi biz bunları söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Ha, hakkı söylüyoruz. Doğruyu söylüyoruz.
Ultama. Bak bu adamların kitabı okunmaz. Bu adamlardan fetva sorulmaz. Bu adamların sohbeti dinlenmez. Konuşmaları dinlenmez. Tamam. Bunu ben bir gerekçeye dayanarak söylüyorum. Bu takdirde caiz. Öbür bir tane sahtekar var, Mehdi'yim diye çıkmış, kafadan atlatmış kontak. Ondan bir uğraşıyoruz. Artık ondan uğraşmayı bıraktık. Şimdi adamı meşhur etmeyelim diye şimdi. Efendim kendi kendine kedi fare gibi oynasın dursun. O ayrı bir bela. Ama adamlar, Fransa'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Bakıyorsun adamın Arapça CD'leri var. Bütün dünyaya yaymış. Ondan sonra sapık sapık görüşler, bilmem neler, ehli sünnet dışı saçmalıklar. Ya Rabbel alemin ve hayrın nasıl. Şimdi bu kadar fitne fesat içerisinde Allah bizi ehli sünnet olarak muhafaza ettiği için ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Kardeşlerim, acınmış bir milletiz. Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmetiz. Ben inanıyorum burada ehli sünnet dışı itikadı olan pek kardeşimiz çıkmaz. Belli de olmaz, kambersiz düğün olmaz. Belki birkaç tane de ne diyecek ne demeyecek diye bir merakından gelen de olabilir. Allah ona da tevbe nasip etsin. Biz kitabın ortasından konuşuyoruz. Şimdi başından okuduğu vaatlere gelecek olursak, bunu da bir rüyada gördüm geçen. Burada yani yolculukta gördüm, bu vaatler okundu da o bakımdan bu vaatlere mana vereyim dedim. Estağfirullah. وَلَكْشَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin dileseydi لَجَعَلَنْ نَاسُ اُمَّتَّنْ وَاحِدَةً Bütün insanları tek itikatta ehli sünnet üzere 7 milyar 8 milyar insan etse ehli sünnet Ebu Bekir Sıddık'ın kalbi gibi yapabilirdi. Yapmam diyor. İşime gelmez diyor. Niye? Ben onlara ezelde irade kudret verdim. Hepsi hakkı seçmedi. Çoğu batılı seçti. Ben gördüm diyor. Ben onlara verdiğim sermayeyi şerre kullandılar. Çoğunluk batıma ve dalalete gitti. Ben seyrettim diyor Allah. Ben zorla iş yaptırmam diyor. Ben gördüğüme göre iş yaparım. Şu gün bu sohbete kimlerin geleceğini ezelde Allah gördü mü? Şu gün şuraya bir eksik gelemez, bir fazla gelemez. Hepsi ezelde. Bugün tatil günün, şu günün, bugünün. Sen kalktın arabayı çevirdin bilmem ne, kaç gün evvelden niyet ettin, hoca gelecek. Hatta adamlar dün de var zannetmişler tabii. Bazı değişiklikler oldu programlarda diye. Allah ecrinizi zayi etmesin. Adam dünden bile gelmiş kaçırmayayım diye. Çünkü adamın niyeti, ben ehli sünnet üzere ayet hadis dinleyeceğim. Hidayet arıyorum. Hidayet nerede? Doğru yol nerede? İstikamet nerede? Ben arıyorum diyor. Ya ibadî kullukum dullâl. Ey kullarım hepiniz dalalettesiniz. İllâ men hedeytü. Ancak beni hidayete erdirdiklerim müstesna. Festehdûni yehdikum. Ben doğru yoldayım deyip gitme. Allah'tan hidayet iste diyor. Ben seni hidayet edeceğim. Ortada deminden beri anlattığım görüşler, bunun kırkta biri olmaz, zekatı olmaz, devede kulak değil. O kadar sapık hocalar türedi. Yanlış yanlış fetvalar ama bu yanlış fıkıhta değil. İtikattaki yanlış. Hepten beter. Onun için Allah'tan hidayet isteyeceğiz. Ve la zâlûne muhtelifîn. İhtilaf devam edecek. Allah Teala buyuruyor ki kullarım hep böyle hakla batıl mücadele edecek. Ehl-i sünnet bir fırka kalacak. Ehl-i sünnet dışında 72 fırka olacak. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim 73'e bölünecek. Hepsi de namaz kılıyor. Hepsi de hacca gidiyor. Kulluhum finnâh. Hepsi cehenneme gidiyor. İlla vahide. Bir fırka müstesna. Memnun ya Resulullah. Kim onlar? El cemaatü. Cemaat. Ehli sünnet ve cemaat. Hümüllezine alemâne aleyhim ve ashabi. Benim ve ashabımın yolundan kıyamete kadar gidenler. Allah bizi o yoldan ayırmaz. Ama şimdi baktılar tabii bu işi bozamıyorlar. Bunu sulandırmak için bir ılımlı İslam, bir yumuşak İslam, bir cihatsız İslam, bir şuursuz İslam, hoşgörü, ya hoşgörü bizde de var. Hoşgörü var ama kardeşim şimdi bir papazla karşılaştık, hahamla karşılaştık. Adama hep böyle yapmıyoruz herhalde bizde canım. Biz de o kadar kaba değiliz. Dağdan inmedik ya. Mağaramızın numarası belli yani. Ne yapıyoruz de? Tabii ki buyurun deriz, şudur deriz, budur deriz. Yaşlı bir kadın yolda yürümüyor, tutar elinden geçiririz. Yani bunlar insanlıktır. Ama efendim buyurun papaz efendi benden evvel siz cennete gideceksiniz. Ne mübarek adamsın dedi demeyiz ya. Şimdi Mardin'de bir şey yapmışlar. Cennet. Bir de Tatlıravalli ortada köprü yapmışlar. O tarafta yeşillik, bu tarafta bilmem ne. Papaz, haha, müftü.
Müftü de ya ikinci ya üçüncü, cennete zor giriyor yani. Efendim o papaz en önden cennete gidiyor. Ya kardeşim böyle tiyatrolar yapmayın ya. Tam Türk milletinin İslam aleminin ortasında böyle tiyatrolar çevirmeyin. Ne yapmak istiyorsunuz ya? Böyle tiyatrolar çevirin. Adam hem Hristiyanım diyor, Müslümanım diyor. Gitmişler ona Müslüman Meryem diye bir kızı vermişler Urfa'da. İmamı da kandırmışlar bizim İbrahim Hoca mübarek imam da. İmam da çıkmış televizyona diyor ki ya bana iftira ediyorlar. Adam Müslüman oldu, ben de nikahını kıydım. Ya ben de Müslüman oldum diyenin nikahını, ben de kıyarım. Sen bilmiyorsun ki mübarek sonradan haberlere yazmışlar. Haberlerde yazıyorlar ki bu adam hem Hristiyan hem Müslüman olmak istiyormuş. Diyormuş ki çifte vatandaş gibi, çifte dinli olacağım, çifte pasaport gibi. Pazar ayinlere giderim, cumada namaza giderim. O Meryem'e de diyormuşlar ki sen diyormuş ayinlere gel, biz de namazanda teraviye gelelim. Kızı da gavur etmişler, kendileri zaten gavur. Böyle bir din çıkartmak istiyorlar. Karma bir din. İsa'nın Allah'a tabir, Muhammed'in Allah'a tabir. Sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu. Ben diyor adam ikisini dediğiyle yaparsam Allah tam benden razı olur diyorum diyor. Öyle ölüyorum diyor. Bak diziler yapıyorlar böyle şu anda diziler. İslami kanallar. Biz milleti uyarıyoruz, biz haklı duyuruyoruz, biz bunu söylemek zorundayız. Yani bu milleti böyle yarın bir gün efendim sadece peygambere yalancı demeyecek dediler diye bir şey çıkarttılar. Böyle bir şey yok. Cennet sadece hatta müminlerden ziyade yuriddet hazırlandı bekliyor. Donanmış, kuşanmış Ramazan'da zaten tam donanma zamanı. Kim için hazırlandı? Lilmuttakîn. Müminler için bile demiyor, takva sahipleri için diyor ya. Bu kadar ağır şartları var cennete girmenin. Sen nereden kalkıyorsun önüne gelen gavuru cennete koyuyorsun ya? Bunu tabii çıkarttı o Süleyman Ateş'e evveler çıkarttı. Ondan sonra ona uyanlar. İlk kim çıkarttı biliyor musunuz? 100 sene kadar evvel Eser'deki şeyh olan Mason locasına kayıtlı Abdül denen sapık. Abdül Afgani, Reşit Rıza, bunlar Bermuda üçgeni gibi bu üç bela dinde reform adı altında Mısır'da başlattılardı. Şimdi bunlar hep onların izinden gidiyor. Adamın Masonluğa kaydı var ya. Şark Yıldızı locasına kayıtlı. Bütün belgeleri var. Hala diyor ki Abdül'a göre böyle. Ya 1400 senedir peygamber, sahabe, müştehit, tabi'in, demeyi tabi'in bir kişi bunu dememiş, Abdül denen Mason'un lafını tesire yazıyorsun ya. Şu anda bile Diyanet 5 ciltlik mali var. Diyanet'in kendisinin değil de Diyanet Vakfı'nın. Şimdi bir Diyanet var, bir de Diyanet'in Vakfı var. O Diyanet Vakfı'nda 5 ciltlik bir tefsir var, o tefsirde Hayrettin Karaman da var. O tefsirde bu Bakara 62'ye bakıyorsun, en sonunda diyor ki Abdül'a göre sadece Allah'a ahirete inansa ehli kitap cennete gider. Bunu dedikten sonra ya bu görüş doğru değil bile demiyor. Onu da orada bir görüşmüş gibi koyuyor ya. Bu millet ne yapsın? Onun için diyoruz her kitap okunmaz, her hoca dinlenmez, her sohbete gidilmez, her müftiye fetva sorulmaz. Allah rızasın. Dinimize, imanımıza sahip olalım ya. Muhafaza edelim bu İslam. Ecdadımız bize kadar getirdi. Neye mal olursa olsun getirdi. Şimdi bizim zamanımızda bu İslam'ı yumuşatmaya çalışıyor. İman şartlarını indiriyorlar. İslam şartlarını indiriyorlar. Bu ne olacak ya? Şimdi o efendim kilisede namaz kılmaya başlamışlar. Yarın da onlar gelecekler camide âli yapmaya başlayacaklar. İzmir'de Barkalemos izin aldı geçen. İzmir'de bir camide geldi, ayin yaptı pazar sabahı. Camide! Bir haberlerde var, şeylerde var. Böyle karma olursa, böyle çorba olursa bu iş nereye gidiyor? Allah bizim sağlığımızda bu dini yoksa ne demesinler. Eğer bizim sağlığımızda bu İslam'ın kıvını koparırlarsa Allah bizi helal eder. Allah bizi yakar. Biz bilen insanlarız ya, biz cahil değiliz. Taviz vermeyelim, bakmayalım ona buna, bırakalım bu şerefiz ya. Haktan ayrılmayalım, hak belli. İhtilaf devam edecek. Hak batıl mücadelesi devam edecek. Kıyamet sabahına kadar cihat devam edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve cihadun mağdur. Hak batıl. Zaten kafir belli. Esas sıkıntı Müslümanların içine giren hocalar. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat'ta diyor ki Evliya Allah'tan biri bakmış iblisi diyor istirahatta görmüş. Mana aleminde.
Demiş ki ona, ey melun, senin işin mi bitti bu kadar milleti yoldan çıkaracakken, sen nasıl istirahat ediyorsun? İblis demiş ki, bu yazılan 400 sene evvel, o da ne kadar evvel olduğunu bilmiyorum. O Allah dostuna İblis demiş ki, bu zamanın kötü hocaları demiş, bu işi üstlendi. Bana dediler ki, sen bizim kadar yapamazsın. Çünkü sen ancak gelirsin fıs 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 vesvese verirsin. Biz kürsüyede çıkarız, biz vaazda veririz, fetvada veririz, sen bu işi bize bırak. İblis diyor istirahata çekilmiş kötü alimler yüzünden. Bu kötü alimler kim? Dinleri diyalog yapıp, dinleri birleştirmeye uğraşanlar. İmam-ı Rabbani zamanında da Ekber Şah bu dinleri çorba yapmak istedi. Allah İmam-ı Rabbani çıkarttı. İmam-ı Rabbani bu işi bozdu. Elhamdülillah. Çok cihat etti. Hadislerde kaldı. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Allah başımızdan eksik etmesin. O mübarek insanın bereketiyle onun müceddidlik döneminde şu 15. asrın başından 32 sene geçmiş durumdayız. Şu dönemde de o mübareğin gayretleri, himmetleri, azimleri, yani Allah için bu kadar çalışması sonunda Allah bu hakkı yeniden bize söyletiyor elhamdülillah ve bize bunu söyle diyor. Acı da olsa hakkı söyle dedi bana, kaç kere dedim, şöyle olur mu, bir şey zarar gelmez dedi. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan, bunu söyle dedi bana. Bize böyle emir ver. Ondan sonra Mahmud Efendi razı değil de bu kendi kendine konuşuyor. Şimdi sen kendi kendine uykuda konuşuyorsun. Biz hak üzere konuşuyoruz. Halep oradaysa, arşın burada, ayetler orada, hadisler orada. Bunların hepsini davet ediyorum. Bu görüşe sahip olanlar gelsin diyorum. İstediği açık oturma, istediği programı bir tanesi gelemiyor. Çünkü neden? Batıl köpük gibidir. Sönmeye mahkumdur. Hakkı karşısında konuşamaz. Burada ayet hadis konuşuyoruz biz. Evet, Rabbin dileseydi ümmeti birleştirirdi. Ama ihtilaf devam edecek. İlla men rahime rabbuk. Allah'ın acıdıkları müstesna. Allah bizi bu saatte onlara ilhak eylesin. Ve lizalike halekum. Ben kullarımı rahmet için yarattım. Acıdığım için yarattım. Ve ma halektul cinne vel ins. İlla liyabudun. Beni bilsinler, bana kulluk etsinler için yarattım. Ama ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin kararı tamamlandı ve kesinleşti ki le'emle'enne cehenneme. Ben yemin ediyorum cehennemi dolduracağım. Minel cinneti vel nasi ecma'in. Cinlerin, insanların gavurlarından, Müslümanların da bazı günahkarları var ama onlar bir miktar yanıp çıkacağı için onları demeyelim. Onlar muvakkat. Cinlerin ve insanların kafirleriyle yemin ediyorum, and içiyorum, cehennemi dolduracağım Allah. Onun için bizim derdimiz şimdi şu cehennemden kurtulmak. Allah'ın rahmetine mazhar olmak. Buraya gelmekle inşallah bir ucundan tuttunuz. Çünkü ne dedik, baştan geldik. Allah'ın gölgesinde 7 kişi gölgelenecek dedik. Oradan geçiyorduk. İşte biz dandana kuşu gibi daldan dala atlıyoruz ama yine ilk tarafa geliyoruz. وَرَجُلَانِ تِحَابَّا فِي اللّٰهِ İki kişi bile olsa Allah için birbirini sevse, اِسْلَمَعَا عَلَى Allah için bir araya gelse, وَتَفَرَّقَ عَلَى Allah yolunda dağılsa. Şimdi çıkarken Allah için dağılacağız. Ve şuraya Allah için gelin. Hatta millet şaşırmış diyorlarmış ki, ya hoca diyorlarmış parasız mı geliyor falan. Böyle bir konular olmuş birkaç kişinin altında. Benim televizyona çıktığıma da çok şaşırıyor. İlla para alıyorum zannediyorlar. Halbuki ben vallahi billahi bir kuruş para almadım. Hiçbir muazzımdan bir kuruş para almadım 35 senede. Bir sohbet yapacağım da parayla Allah nasip etmedi. Biz ayet hadis okuyoruz Allah için. Tesir Allah'tan. Siz de Allah için geldiniz. Size para mı verdik buraya geliyorsunuz diye. Yok. Biz de Allah için geldik. Niçin geldik buraya şimdi? Öbür hocalar maşallah diyorlarmış ki efendim uçağın ön tarafına ne diyorlar? Business'tan koltuk. 8000 euro cebe. Ondan sonra 5 yıldızlı otel şartlarıyla geliyormuşlar. Bundan aşağısı kurtarmaz. Şimdi birçok hoca hakkında böyle konuşuyorlar. Sohbet yapmaktan, vaaz yapmaktan para almak caiz midir? Fıkıh fetvasıdır bu, caizdir. Ben helala haram demem, harama helal demem. Bir hoca efendim, ben vaaz edeceğim, geleceğim ama şu kadar para alırım derse bu caizdir. Ben bir şey demiyorum. Ama ne kadar tesir eder, ne kadar etki yapar, o ayrı bir meseledir. Biz bu işi Allah için, bizim hocalarımızdan biz parayla okumadık. Biz de millete parayla bir şey anlatmayız. Allah razı olsun konuşmak daha uygun olandır, daha güzel olandır. Ama ben onları da kınamak için haram yapıyorlar demiyorum. Kimisi de mesela
Ama şakacı var bak. Nisan Efendi rahmetli hocamızın babası var. O da çok mübarek bir adamdı. Böyle pancar gibi suratı kıpkırmızı. Efendi Hazretleri'ne giderdik ziyaretine. Ben çocuktum oğlum anlarda. O da şakacı adamdı derdi. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Efendi de onu çok anlatırdı. 500 kişiden aşağı vaaz etmem. Şimdi burada salon doldu mu, boşaldı mı, kim geldi, kim gelmedi benim meleklerde hesabı var. Allah için geldik mi ona bakalım. Allah için çıkacak mıyız ona bakalım. O zaman arşın gölgesine girenlerden olacağız. Herkes yanacak, biz gölgeye gireceğiz. Bu kadar. Niçin geldiğine bak, niyetine bak, niyetini sorgula. Allah için gelen mahrum olmayacak. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere ayet hadis meclisinde toplanırsa لَا اِسْتَمِعُكُمْنَ عَلٰى ذِكِرِ اِلَّا قِيلَ لُقُومُ مَغْفُورَ لَكُمْ O cemaat oradan kalkmadan onlara melekler nida edecek. Affolarak günahlarınız bağışlanmış vaziyette kalkın. Kuş gibi kalkın. Hadbedden seyyatim aysena. Hatta Allah buyuruyor ki sizin bugüne kadar tonlarca günahınız vardıysa hepsini sildim, silmekle de kalmadım, sevaplara döndürdüm, o kadar sevapla çıkacaksınız. Bu hadisler Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor Müsned'de. Kurafe konuşmuyorum. Onun için buraya gelen boş çıkmayacak inşallah. Allah niyetlerimizi halis eylesin, amellerimizi salih eylesin. Arşın gölgesinde gölgelenmeyi nasip eylesin. Rabbinin acıdıkları ihtilaftan kurtulacak diyor Kur'an. Ben kullarımı rahmet için yarattım ama çoğu da cehenneme burnunu soktu. Biz onlardan olmayacağız inşallah. Ve böylece bir ehli sünnet sohbeti, ayetlerden, hadislerden, tabi ilmin sonu yok, Kur'an'ın sonu yok, Allah'ın kelimelerinin sonu yok. Ve lakin vaktin sonu var, sınırı var, uzak yollardan gelenler var, çoluk çocuk, küçük çocukları var. Bunları da düşünmek zorundayız. Namaz bir yaklaşır, abdest hazırlamak lazım. Bir dua yapalım inşallah sizler de amin diyerek Allah Teala'nın rahmetine mazhar olarak, mağfiretine nail olarak, günahlarımız aff olarak, dertlerimiz derman bularak, muratlarımıza nail olarak Rabbim çıkmayı nasip eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Vesselamu Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Allahümme inna neseluke el cennet ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neseluke ridâke vel cennet ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Melekler bekliyor. Biz dağılınca onlar dağılıyor. Mevla'nın huzuruna varıyor. Mevla onlara soruyor. Kullarımı nasıl buldunuz? Ayet hadis okuyorlardı, dinliyorlardı, seni zikrediyorlardı, sana şükrediyorlar. Ne istiyorlar benden? Şimdi biz dua yapmadan çıksaydık ne olacak? Enayi gibi bir ay çalış, maaş almadan git. Melekler de diyecekler, ya Rabbi avanak mıdırlar, nedirler, oturdu oturdu, kalktı gittiler, ne isteyeceklerinden de haberleri yoktu. Ama meleklere soruyor, bu hadis Bukhari Müslim. Tiyatro çevirmiyorum ben buna. Bukhari Müslim'de geçiyor. فَيَسْكَلُمْ رَبُّهُ اَعْلَمْلِهِمْ كَيْفَ وَجَدْتُمْ عِبَادِهِ Ondan sonra soruyor, ne istiyorlar beni? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Elbihar cennet. La vallahi ma vallahi. Vallahi görmediler. Nereden duydular? Kur'an'dan duydular. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem duydular. Peki ya bir görseydiler? Ya Rabbi bir görseydiler o zaman. Her şeylerini feda ederdiler. Vallahi canlarını verirdiler ama şimdi görmemişlerler ya, bizim gibi görmemişler. Bu kadar. Şimdi bir dua yapıyoruz, adam amin diyecek. Diyeyim mi demeyeyim, az daha istihara yapacak yani. Böyle duruyor. Eller böyle. Ondan sonra ister kabul et, ister kabul etme gibi. He? Halbuki şurada en kuvvetli amin diyene 60 metrelik bir daire desek, herif bağırır patlatır. Ama ahiret veresiye, ben ne yapayım? Cenneti görmemişik işte. Görmeyince de hevesler az oluyor. Bana neden söylüyorlar? Cehennemden söylüyorlar. Cehennemi mi görmüşler mi? Vallahi görmemişler. Ya bir görseydiler? Ya Rabbi görseydiler böyle mi kaçardılar? Şimdi burundan iki deli cehenneme sokuyorlar. İkindiyi kaçırıyorlar. Akşamı geçiriyorlar. Sabahı uykuda kaçırıyorlar. Ne oldu? Cehenneme giriyor. Görse cehennemi yatabilir mi? Onun için buradaki duamızın özeti, her sohbetin sonunda bunu yapmadan dağılmayız. Bizim adetimiz. Mutlaka cennet isteyeceğiz. Cehennemden sığınacağız. Allah'ın rızasını, helal olmasını niyaz edeceğiz inşallah. Amin. Allahümme inna neselükel cennet. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Amin. Şimdi dolu istekler var. Yahu binlerce hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada adamın biri dua ediyor. Ya Rabbi diyor, cennetin sağ tarafından git diyor, soldan şöyle geç diyor, şurada bir köşkün yanında şöyle ağaç şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mübarek adam biraz aşırıya kaçıyorsun dedi, o kadar tarif etmeye lüzum yok.
Ne yapacaksın? De ki, peygamberin ne istiyorsa senden istiyorum, peygamberin sığındıklarından sana sığınıyorum. Yani kısa bir dua, şimdi burada sabahlara kadar dua edecek kadar hadis var. Ama tabii vaktimiz olmadığına özetle ne istiyoruz? Arapçasında biz burada dua ederken. Ya Rabbi, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve salih kulların senden itikat bakımından, amel bakımından, dünya bakımından, ahiret bakımından, mal bakımından, çoluk çocuk bakımından, İki can saadeti bakımından ne istedilerse hepsini istiyoruz, ihsan eyle. Amin. Amin. Allah'ın lanet selüke min hayri ma seyledim nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve dostların sana nelerden sığındılar? Aman ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sığındıkları var ya, gamdan, kederden, borçtan, yelden, selden, kötü komşudan sığındıkları bir cilt. Çok sığınılacak şey var yani, insana zarar verecek şeyler. Biz şimdi vaktimiz yok. Resulullah öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Ve le'udibike min şerri mesta'aleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin nelerden sığındıysa kurban olduğum sana hepsinden sığındık. Çoğumuz seferiyiz ya Rabbi. Dua kabul olur, reddolmaz, seferdeyiz. Sen bizleri Habibinin sığındıklarından muhafaza eyle. Ve'l müsta'an. Yardım talep edilecek ancak sensin. Ve aleykel velâ. Duaları, hacetleri, muratlara erdirecek ancak sensin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahümün azzerüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minum ma alimna. Bildiğimiz bilmediğimiz, yakında uzak, ne kadar hayır varsa gönder ya Rabbi. Amin. La uzzerüke minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minum ma alimna. Allah'a fazlaytena min kaza. Ecele afiyete ve rasela rabbena atina min rahmeh. Ve eyyidena min rahmeh. وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اجلب لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما ونسالك العافيه من كل بليه ونسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه نسالك الغنى عن الناس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين قضيناك Uzaktan yakından gelen hepimizi affeyle ya Rabbi. Amin. En büyük derdimiz günahlarımız şu saatte affeyle ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden başımıza gelen bütün musibet, hastalık, bela, keder ne varsa hepsinden şu anda kurtar ya Rabbi. Amin. İçimizde bir mahrum çıkartma ya Rabbi. Dua sıret yoldan bedbaht bırakma ya Rabbi. Derdine şifa yaratmalık hasta bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi gözlerden, nazarlardan, sihirlerden, cin şerrinden, insan şerrinden, bütün büyülerinden, ya Rabbi kafirlerin büyülerinden, Müslümanların sihirlerinden, hepsinden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Hepsinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Üzerinde ne şerler varsa yönelmiş hepsini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sen iptal edenlerin en hayırlısısın ya Rabbi alemin. Bize yönelik ne hileler, ne tuzaklar, yakından uzaktan ne düşmanlıklar varsa, hile hukukatlesi hisselerini başlarına çevir ya Rabbi. Amin. İptal eyle ya Rabbi, imha eyle ya Rabbi. Mahkimlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi alemin. Bize Ehl-i Sünnet'i anlatmayı nasip eyle. Amin. Kullarını anlamayı nasip eyle. Amin. Ehl-i Sünnet itikadından kıl kadar karış ayrılmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Bu imanla çene kapamak nasip eyle. Amin. İmanımıza ters esecek rüzgarlardan bizi muhafaza eyle. Amin. İtikadımızı bozduran hocaların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bu İslamiyet'i bozmak isteyen ne kadar içeriden dışarıdan hacı hoca geçinen, alim hafız geçinen kim var ise şerrinden emin eyle. Amin. Onları da ıslah eyle. Hidayet eyle, Amin. İslahları mukadder değilse helak eyle, Amin. Kahreyle, güçlerini iptal eyle, sözlerini etkisiz eyle, Amin. İnsanların kalbini onlardan çevir ya Rabbi, Amin. İnsanların kalbini Ehl-i Sünnet'e çevir ya Rabbi, Ehl-i Sünnet'e döndür ya Rabbi alemin. Sen fazl-ı kereminle bu gurbet diyarlarında çalışan bu kardeşlerimize hepsine hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle, borçlarını ödeme kolaylıkları ihsan eyle, alacaklarını tahsil ettir ya Rabbi. Ya Rabbi vatanlarında, memleketlerimizde olan bütün akıbaya tealukatımızda olan bütün hayırlar ihsan eyle. Amin. Şerlerden emin eyle. Amin. Buralarda da ya Rabbi Ehl-i Sünnet'i müjdat eyle. Sayıları ziyade eyle. Amin. Cemaati bol eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya. Ehl-i küfre de iman nasip eyle. Amin. Hidayet nasip eyle. Amin. Onlara da ölmeden evvel mutlaka iman nasip edersin. Sen bilirsin işini ya Rabbi. Kim layıktır onu seçersin ya Rabbi alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ne kadar umduklarımız varsa nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle,
buradan çıkmadan günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Ve buradan dağılmadan iki cihan saadetine erenlerden eyle. Amin. Dünya ahireti mamur olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Maddi manevi dertlerimize deva. Amin. Hastalıklarımıza şifa. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi vesveselere kapılmaktan, şüphelenmekten, kalbimize bunalımlar gelmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Devamlı İslam'ın nuruyla, Kur'an'ın nuruyla, zikrin bereketiyle, tatminiyle kalplerimizi mutmain eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi yatıştır ya Rabbi. Amin. Eğlence sevgilerini, haramların sevgisini kalplerimizden uzak eyle ya Rabbi. Amin. İbadet sevgisini kalplerimize ilka eyle ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı salihlere kat ya Rabbi. Amin. Kızlarımızı, oğullarımızı sana emanet ettik. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen yetiştir ya Rabbel Alemin. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle kıyamete kadar gelecek nesillerimiz, şu cemaatimizin özellikle şu sohbete gelip amin diyenlerden, kıyamete kadar gelecek nesillerimizi hep Müslüman eyle ya Rabbi. Amin. Kafir, fakir, fasık, münafık kalp eyleme ya Rabbi. Zerremizi cehenneme nasip eyleme ya Rabbi. İmansız nesiller geleceği noktada hepimizin neslini kes ya Rabbel Alemin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslima. تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımız husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurun salavat-ı şerife As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم روح سعادة لنا ثانيا بجملة في غمران عظام ورسول الفخام عليهم صلوات منا حضراتنا روح طيبة لنا على أزواج طهارات أمهات المؤمنين خلفاء راشدين أصحاب الجزين أصحاب المهاجرين تابعين تبع تابعين أئمة المجتهدين المفسرين Muhaddisin, fukaha, kurratullah, huffaz, silsile-i meşayihimizin mesaih, turkali-i meşayihimizin disiplinler vahine, analarımızdan, babalarımızdan, abavicat, rivayi, tealukatımızdan, komşu ve yarınlarımızdan, istihalde, fakat edenlerden vahine ve cümle müminin-i müminatın ruhlerine bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir tanesi yedi kat gökler, yedi kat yerlerin arasındakiler ve içindekilerden daha ağır gelen bu kelimeden hasılan sevapları ruhlarına hediye edin, ihsan eyle ya Rabbi. Ruhları için, bütün geçtiklerimizin ervahı için. El-Fatiha.